Sürmanşet'in bu akşam yine çok önemli bir konuğu var. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özlale bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım. Çok önemsediğim bir raporu konuşacağız bu akşam. Öncelikle ben hemen toparlayarak gireyim, sonrasında size bırakayım istiyorum. Çünkü ders niteliğinde bir rapor oldu. İzleyebilenler izlediler, izleyemeyenler için de aslında böyle hap şeklinde olması gerçekten iyi olacak diye düşünüyorum. Ben yaptığım videolarda sizin verilerinizi kullanmıştım. Simidin 3,5 lira olmasından bahsetmiştim. İnsanların 3 öğün bunu alamayacak durumda olduklarından bahsetmiştim. 54,1 milyon insanın yoksulluk statüsünde olduğundan bahsetmiştim. Bunları anlatmıştım. Şimdi yine bir İngiliz bankasından bir araştırma raporundan veri var elimizde. Diyorlar ki 2022 sonunda 12 liradan 20 liraya, 20 liradan 28 liraya sıçrayacak dolar. Çünkü bir baskı var Türk lirasının üzerinde ve Türk lirası bu baskıyı kaldıramayacak. Yoksul daha da yoksullaşacak. Şimdi İsmail Saymaz açıklamıştı. Çipura 135 lira bildiğim kadarıyla. Yani sarı kanat bile böyle komik rakamlarda. Dolayısıyla insanlarda bir omega ve fosfor eksikliğiyle bu sinir bozukluğunun nereye varacağını hepimiz çok merak ediyoruz. O yüzden hocam, sizin raporunuza bir giriş yapalım. Bu rapor neyi anlatıyor? Türkiye'de nasıl bir gerçeği gün yüzüne çıkartıyor? İyi Parti'nin raporu. Evet, Türkiye'de artan bir yoksulluk var ve bu yoksulluk pandemiyle beraber başlamadı. Pandemiden önce başladı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Pandemiden önce 2019 yılında madem balıktan girdiğiniz argümanı ben de oradan devam edeyim. Aylık kişi başı Türkiye'nin en fakir %10'luk kesimi aylık kişi başı bir balığa 1,1 TL harcıyor. Yani 4 kişilik bir aile yılda sadece balığa 50 lira harcayabiliyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim size, 4 kişilik bir ailenin balık tüketimi neredeyse yarım kilo sarı kanat bile etmiyor. Yıllık tüketimi en zengin %10'da. Peki biz bu yoksulluğu neden çok fazla ön plana çıkarttık? Hep aynı şeyi söylüyorum. Kur ve faiz çözülür. Türkiye enflasyonla mücadele kapsamında iyi bir program, itibarlı bir program açıklarsa kurla faizin biz düştüğünü görebiliriz. Fakat burada çok daha çözülmesi zor olan, uzun sürecek olan şeylerden bir tanesi derinleşen yoksulluk. O zaman da izleyicilerimiz soracaktır. Ya bu derinleşen yoksulluğun normal yoksulluktan ne farkı var? Şöyle söyleyeyim size. Bu derinleşen yoksulluktan kastımız bu yoksulluktan çıkma ümidinin neredeyse yok olması. Bu yoksulluğun artık dayanılamayacak bir duruma gelmesi. Birkaç tane istatistik vererek belki bu raporun başlıklarını ve daha sonrasından da bu rapordan bizim çıkarttığımız çözüm önerilerini anlatabiliriz. Türkiye'de çocukların her iki çocuktan bir tanesi, her üç gençten bir tanesi ve kadınların da %30'u en fakir %20'lik dilimde yaşıyor. Yani bizim bir sonraki jenerasyonumuzun yarısı en fakir %20'lik dilimde temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Şimdi o yüzden bana sorduğunuz zaman Türkiye'nin en büyük problemi nedir diye ben yoksulluk derim. Çünkü bu yoksulluk nesiller sonrası aktarılıyor. Yani bugün fırsat eşitsizliğinin giderek yok olduğu, gelir eşitsizliğinin fırsat eşitsizliğinin giderek arttığı, gelir eşitsizliğinin arttığı, bir üst statüye çıkma olasılığının giderek yok olduğu bir yerde yoksulluk da nesiller boyu aktarılıyor. Yani siz ben hep kendi hikayemi anlatıyorum. Ben 1972'de Almanya'da işçi bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. 1978 yılında annem ve babam benim Türkiye'de daha iyi bir eğitim göreceğimi düşünerek İzmir'e yerleşiyorlar ve ben bir işte mahalle ilkokulundan Born Anadolu Lisesi, İzmir Fen Lisesi ve daha sonrasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, sonra da yurt dışında burs kazanarak yurt dışına gidiyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Dar gelirli bir ailenin çocuğu devletin size sunduğu imkanlarla bir üst gelir statü grubuna geçebiliyor. Geçebiliyor. Şimdi artık bunun biz yok olduğunu görüyoruz. Fırsat eşitsizliğini dibine kadar hissediyoruz. Türkiye'de 7 milyon çocuğumuz yoksul. Yani bu şu demek, İrlanda, Norveç ve Danimarka'nın nüfuslarının
toplamı kadar bir nüfus Türkiye'de yoksul çocuk demek. Bu çok üzücü. O yüzden de biz tabii ki 21. yüzyılda çok daha teknolojiyle ilintili projeleri halkımızla paylaşmak isterdik ama hem il gezilerimizde hem de bu araştırmalarda bu artan yoksulluğu gördüğümüz zaman dedik ki İYİ Parti olarak önceliğimiz ilk önce çocukların fırsat eşitliğini yakalaması ve fırsat eşitliğini de eğitimden önce belki de beslenmede yakalaması. O yüzden de adına Rüzgar Gülü dediğimiz bir projeyle çıktık. Bu Rüzgar Gülü projesi bütün devlet okullarında okuyan 15.1 milyon çocuğun kahvaltı ve öğle yemeğini devlet tarafından bedava verilmesi demek. Ve böylece ne olacak biliyor musunuz? Çok iyi hesaplamalar yaptık bir akademisyen kadrosuyla. Tam 1.9 milyon çocuğumuz hastalanmayacak. 1.6 milyon kişi yoksulluktan kurtulacak. Çocuklarımızın eğitimdeki başarı seviyesi artacak. Bu gıda tedarikini kırsal kalkınma çerçevesinde kooperatiflerden yaptığımız için çiftçimiz zenginleşecek. Kadın istihdamı artacak ve biz bunu yıllık sadece 25 milyar TL'lik bir bütçeyle yapabileceğiz. Şimdi 25 milyar TL az bir para mı? Kişiye göre değişir. 25 milyar TL şu demek. Önümüzdeki sene kamu özel işbirliğinde bu bizim hani beşli çete dediğimiz müteahhitlere ödenecek olan para 50 milyar TL. Yani biz bu paranın yarısıyla 15.1 milyon çocuğumuzu dengeli beslenmesini sağlayıp 1.6 milyon insanın da yoksulluktan kurtaracağız. Ha nasıl yoksulluktan kurtaracaksınız hocam diyeceksiniz. Onun da cevabımız hazır. İnsanlar bugün aileler, anneler, babalar maalesef çocuklarını harçlık veremiyorlar. Çocuklarını harçlık veremediği için okula gönderemeyen veliler var. Bugün biz mecliste okul masraflarını karşılayamadığı, üniversite masraflarını karşılayamadığı için evine dönmek zorunda olan üniversite öğrencilerinden bahsettik. Şimdi hal böyleyken biz çocuklarınızın beslenmesini biz karşılayacağız. Artık siz çocuklarınıza harçlık vermek zorunda kalmayacağınız dediğimizde 1.6 milyon kişinin yoksulluktan çıkacağını gördük. O yüzden yani ilk başta toparlamak gerekirse Türkiye'nin şu anda büyüyen bir yoksulluk problemi var. Özellikle çocuk yoksulluğu çok içimizi yakıyor bizim. O yüzden de burada bir beslenme programı açıklayalım dedik. Türkiye bunu yapacak ilk ülke mi? Hayır, değil. Türkiye bunu yapacak ilk ülke değil. Bu İngiltere'de, Hindistan'da, Brezilya'da, Güney Kore'de zaman zaman uygulanmış ve çok başarılı olmuş bir proje. Ve Türkiye'nin hem bunu yapması lazım hem bunu yapacak finansal kaynağı da var. Daha sonrasında gençlerimizin yoksulluğuna baktık. Şunu söyleyeyim size Hande Hanım. Bu Z kuşağı diyoruz ya ve işte sokaktaki dayılar her seferinde aç telefonunu göster diyor ya. Türkiye'deki yoksulların üçte biri Z kuşağından. Bunları alfa kuşağında eklersek yani 1997 sonrasında doğanları da eklersek Türkiye'deki yoksulların yarısı 24 yaşın altında. Bu çok çok üzücü bir rakam. Yani bu adını hep Z kuşağı dediğimiz, yeri geldiğinde iktidar partisini şeytanlaştırdığı, işte önüne konanı beğenmeyen Z kuşağı tüm yoksulların üçte birini oluşturuyor. Alfa kuşağı ile birleştirdiğiniz zaman da yoksulların yarısını oluşturuyor. O yüzden dedik ki biz üniversitelere bir cep harçlığı verelim ve adına iyi yaşam gelir modeli diye. Ve her 18-24 yaş arası çocuğumuza üniversiteye gitsin gitmesin herhangi bir ayrımcılık yapmadan bir harçlık verelim dedik. Ve bunun altına adına da iyi yaşam gelir modeli dedik. Ve hatta bunu sadece gençlerimize vermeyelim. Çok dezavantajlı ailelerde çocuklarını yalnız yetiştirmek zorunda olan düşük gelirli kadınlarımızı da bu destekten yararlandıralım dedik. Ve bu desteğin de toplam maliyeti Türkiye'ye 70 milyar TL civarında. Az bir para mı? Değil. Ama sadece size şöyle söyleyeyim, bunun da kaynağı var. Türkiye'nin önümüzdeki dönem almaktan vazgeçtiği vergiler, yani vergi muafiyeti ve istisnaların tutarı 335 milyar TL. Yani bu paranın sadece beşte biriyle siz gerçekten zor durumda olan ve çocuğunu yalnız yetiştiren kadınlara ve 18-24 yaş arasındaki gençlere 1000 lira 2021 fiyatlarıyla 1000 liralık bir harçlık verebilirsiniz. Evet. O yüzden toparlayacak olursak İYİ Parti'nin yaklaşımı şu. Biz ilk olarak anayasamızın ikinci maddesi gereği Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu gençlerimize ve kadınlarımıza, en başta gençlerimize ve kadınlarımıza hatırlatmak istiyoruz. O yüzden de çocuklarımızın gittiği devlet okullarında dengeli ve doğru beslenmesini istiyoruz.
O yüzden 18-24 yaş arasındaki gençlere bir cep harçlığı vermek istiyoruz. O yüzden düşük gelirli ailelerdeki kadınlara, özellikle çocuğunu yalnız yetiştirmek zorunda olan kadınlara bir harçlık vermek, bir destek olmak istiyoruz. İyi Parti'nin sosyal devletten anladığı bu. Sosyal devletin olması gereken uygulamaları da bu zaten. Olması gereken de bu. Bugün Türkiye maalesef, size şöyle söyleyeyim, geçen hafta çok içimizi acıtan bir olay oldu ve biz Enes kardeşimizi kaybettik. Öyle değil mi? Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi Enes kardeşimizin içine düştüğü bunalım. Buna sebep olan şey ne? İşte hiçbir şekilde devletin denetlemediği tarikat ve cemaatler tarafından yürütülen vakıf evlerinde bu çocuğun psikolojisinin anlaşılmaması, görmezden gelinmesi. Bu bizim hepimizin içini çok fazla acıttı. Ve şunu gördük biz. AK Parti döneminde esas devlet sağlaması gereken sosyal devletin sosyal bir devlet olarak sağlaması gereken hizmetlerin hepsinden yavaş yavaş çekilmeye başladı. Mesela barınma da bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin şu anda özellikle gençlerde çok ciddi bir barınma problemi var. Evet. Biz de mesela geçen haftadan itibaren üniversiteli gençlerimizin bir kredi yurtlar kurumu borcunu nasıl ödeyebileceğiyle ilgili çözüm önerimizi açıkladık. Ve bugün de bütün devlet yurtlarının ücretsiz olacağının garantisini verdik ve cemaat ve tarikat yurtlarının da kapatılacağını söyledik. Çok uzun zamandan beri sosyal hizmetler alanında devlet bilerek AK Parti iktidarında o sosyal hizmet alanından çekiliyor. Evet. Ve bu boş bıraktığı yere biz tarikatlar ve cemaatlerin geldiğini görüyoruz. Bakın şöyle hocam, söyleyeyim size. Çok özür diliyorum. Burada başka sosyolojik bir problem de var. Şimdi benim memleketim Sakarya. Hı hı. Dolayısıyla herkesin bildiği bir şey var. Tarikatler çok yoğun ve yaygın bir biçimde faaliyet gösterirler Sakarya'da. Yani evet, burada o etkinliği görmeme, örneklemlerle karşılaşmama ihtimaliniz yok gibi. Doğru. Şimdi çok net yaşadığım şeyleri söylüyorum. Bu ailenin ekonomik durumunun kötü olmasıyla ya da işte çocuğu okutamayacak durumda olmasıyla falan ilgili bir durum değil. Şimdi tarikat yurtları yine bir nebze de kontrol edilebilir yani. Tarikat evleri, hücre evleri diyorum artık ben onlara. Yani insanlar sadece Fethullah Gülen'in FETÖ oldu. O örgütün evlerini biliyorlar ama bunun ötesinde çok, ben ilkokuldan beri biliyorum. Mesela geçen de ben bir videoda Cübbeli Ahmet tarikatine ait evlerden bahsettim. Bu evlerde oldukça zengin insanlar çocuklarını daha ilkokul düzeyinde hafta sonları göndermeye başlıyorlar. Şimdi bir, bu yani evet sosyoekonomik ama bazen ekonomik olmayan bir problem. Doğru. İki, kontrol edilemez bir problem. Hakikaten hücre evi gibi faaliyet gösteriyorlar. Üç, biraz da Türk ailesinin bağlı bağımlı ilişkisinden kaynaklanıyor. Yani aile bağları değil, aile bağımlılığı ilişkisinden kaynaklanıyor. Şimdi bu noktada tabii ben bunu bir siyasetçiye bu programda yakalamışken söylemek istiyorum. Evet tabii tarikat yurtları kesinlikle kapatılmalı ve müsaade edilmemeli. Ancak bu evlerin de kontrol edilebilir bir düzeyde bir denetim mekanizmasına ihtiyacı var. Bunun ötesinde şimdi çocuğun ailevi durumu iyi, diyorlar ki işte çocukların bursları arttırılsa, devlet yurtlar açsa bu sorun kalmaz. Hani çocuğu aileden çekip alırız anlıyorum ben burada. Tamam da Türk aile yapısında bağlı değil bağımlı bir yapı var. Yani anneyle babayla bu noktada bağlar kopmaya başlayacak. Bu sorun nasıl çözülecek? Bu da demek ki burada bizim hem psikolojik anlamda, yani uzmanların oturup bu konuyla ilgili bir takım çıkarımlar yapması gerekiyor, hem de sosyolojik anlamda. Çünkü burada başka bir problem daha var. Sadece maddiyat değil yani olay. Değil. O yüzden biz bu kapsayıcılık sunumumuzda, bizim bu kalkınma kongremizde 3 tane başlık vardı. Birincisi yoksulluk, ikincisi kapsayıcılık, üçüncüsü istihdam. Hı? Kapsayıcılık sunumunda bir projemizi açıkladık. Yakında biz bunu meclis kürsüsünden de dile getireceğiz. O da ulusal ebeveynlik programı. Bakın Türkiye'de ulusal bir ebeveyn programı yok. Anneler babalar nasıl çocuk yetiştireceklerini bilmiyorlar. Herhangi bir şekilde yönlendirmiyorlar. Ve daha sonra dediğiniz gibi onlar sağdan soldan duydukları bilgilerle
ve bizzat kendileri kandırılarak ondan sonra belli işte cemaatlerin, tarikatların eline düşüyorlar. Ve biz her gün içimizi yakan, artık bu yüzyılda görmekten utanç duyduğumuz manzaralarla karşılaşıyoruz. Geçen hafta enesi kaybetti. Daha sonrasında bir kadın işte cin çıkarma seansında öldürüldü. Bundan birkaç ay önce Antalya'da bir çocuğumuzu bir meczup katletti. Şimdi bunlar bizim gördüklerimiz. Ensar Vakfı'nda yaşananlar hala bizim belleğimizde. Öyle değil mi? Bunu ortadan kaldırabilmek için bizim anne babaları ve anne baba adaylarını mutlaka ama mutlaka iyi çizilmiş, iyi tasarlanmış bir ulusal ebeveynlik programına tabi tutmamız gerekiyor. İlk daha bebek doğduğundan itibaren o artık bir insan ve bunun bir hakkı var. Ve ben maalesef şunu görüyorum. Türkiye'de insan haklarının ihlali anne ve babaların, o bebeklerin, çocukların haklarının ihlaliyle başlıyor. Evet. O yüzden de burada bir bilinçlendirme kampanyası var. Yani tarikatların ve cemaatlerin yurtlarının kapatılması bir adımlardan sadece bir tanesi. Ama hocam bu da bizim bir insan... bilinç. %100 haklısınız. Benim bir oğlum var. 13 yaşında. Allah başlasın. Çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum 3 sene önceydi. Bu pandemi falan yok daha. Paten kaymak istediğini söyledi. Ben de ders çalışması gerektiğini söyledim. Birden bu çocuklar için yapılmış çocuk hakları sözleşmeleri kitapları var. Baktım aldı ve koltuğun üstüne çıkıp onu bana okumaya başladı. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki seni protesto ediyorum. Ben oyun benim hakkım. Yapacağımı da yaptım. Çok fazla ders çalışmak zorunda da değilim. Sen benim hakkımı ihlal ediyorsun. Ben de ilgili maddeyi okuyorum dedi. Dolayısıyla bu da bir bilinç. İşte bağlı, bağımlı derken bundan bahsediyorum. Bahsettiğiniz program da bu noktada çok önemli. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. Giderek benim özellikle bu pandemi sürecinde işte bu digital divide dediğimiz dijital bir uçurum oluşmaya başlıyor. İyi eğitim alan, işte bu ebeveynlerin iyi yetiştirdiği çocuklar iyi birer vatandaş olarak bir anda yükselebiliyorlar. Fakat öbür taraftan biz çocuklarımızın özellikle bu pandemi döneminde eğitimden uzak kaldıklarını, iyi beslenmeden uzak kaldıklarını, aile içinde o pandeminin getirdiği yoksullukla ve işsizlikle beraber şiddete tanık olduklarını ya da bizzat şiddet mağduru olduklarını görüyoruz. Yani sizin çocuğunuz hakikaten uç bir örnek. Baktığınızda iyi bir örnek, olumlu bir örnek ama uç bir örnek. Benim içimi acıtan şeylerden bir tanesi çok daha en baştan çocukların yetiştirilme ortamında bir eşitsizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi biz o kapsayıcılık sunumunu bu yüzden söyledik. Mesela bakın çocuk yoksulluğu ve kadın yoksulluğu normal yoksulluktan daha farklı. Bazı hanelerde şunu görüyorsunuz. Eve giren belki para hiç fena değil. Fakat bu kadının ya da çocuğun temel ihtiyaçlarını gidermekte kullanılmıyor. Mahrum kalıyorlar. Yani aynen, yani ailenin yoksulluğuyla çocuğun yoksulluğu, ailenin yoksulluğuyla kadının yoksulluğu farklı şeyler olabiliyor. O yüzden bizim burada yoksullukla mücadele çerçevesinde aynı zamanda dikkat etmemiz gereken kriterlerden bir tanesi o devletin kapsayıcı kuvvetini hissettirmesi. Evet. Devletin sosyal bir devlet olarak her alanda vatandaşına, engelli, kadın, çocuk, bütün vatandaşlara aynı fırsatları sunması, aynı zamanda devletin burada sadece insanları değil, yaşayanlar işte yani sokak hayvanlarını, diğer hayvanları, onların haklarını da ihlal edenlere göz açtırmaması lazım. Bugün bizim çok içi, yani kapsayıcılık dediğimiz zaman bu sadece insanları da kapsamıyor ki. Bütün bu ülkede yaşayan canlıları da kapsıyor. Yani bu ülkede sokak hayvanları, bu ülkedeki hayvanlar herhalde AK Parti döneminde çektikleri kadar acıyı hiçbir dönemde çekmemişlerdir. Ve bakın bir şey söyleyeyim mi? O kadar ayrıştıran bir iktidar var ki karşımızda. Bu ülkede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir maskotu olan Boji, ona bile iftira atıldı. Yani bunun ötesi var mı? Bir gazete bu işte köpeği tamamıyla bir nefret objesi haline getirdi. Ve daha sonradan biz, yani dünyanın her yerinde gayet güzel, insanların çok hoşuna gidebilecek ve özellikle ama Türkiye'de bizi gülümsetebilecek bir maskot köpeğin üzerinden siyaset yapmak zorunda kaldık. Bu köpeğe iftira atıldı. Ya bunun ötesi var mı? Bu ülkede işte pitbull besleyenlere beyaz Türk deyip
O beyaz Türkler şeytanlaştırıldı. Yani bakar mısınız duruma? Yani bu ülkede hayvanlar bile, hayvan besleyenler üzerinden bile bir ayrıştırma yapıyor. Ayrıştırma. Yani Nefret biz tam söylemiş. tersini, biz burada İyi Parti olarak tam tersini öneriyoruz. Yani bu ayrıştırmaya Allah aşkına son verelim. Yani bu ülke artık köpeğe bile iftira atacak, beslediği köpek üzerinden bir ayrıştırmaya, bir sınıf ayrıştırmasına gidebilecek bir yerden çıksın. Devlet kapsayıcı gücünü hissettirsin. Cumhurbaşkanı biraz zor ama Sayın Cumhurbaşkanı en azından görevden ayrılana kadar biraz tarafsız olmayı denesin. Bir partinin genel başkanındansa bütün vatandaşlara eşit mesafede durmayı denesin. Ve biz bu hani üzerimize giydirilen deli gömleğinden biraz kurtulalım. Ama Bakın Sayın durum gerçekten... Cumhurbaşkanı bir taraf olmayan bertaraf olur dedi hocam. Evet, yani ve bugün Türkiye'nin en yüksek mevkiinde oturan bir kişi maalesef ülkeyi her gün daha da fazla geriyor. Çünkü bu gergin siyaset üzerinden bir daha seçilebilirim umudunu taşıyor. İşte bize de muhalefet olarak düşen bu tuzağa düşmemek. Yani mümkün olduğu kadar sakin kalabilmek. Çünkü baktığınız zaman sizin hiç AK Parti'ye, MHP'ye oy veren dostunuz var mı? Var tabii ki. Benim de var. Bir sürü var. Yani biz neden birbirimize bu çok çirkin ve giderek şiddetlenen siyaset dili üzerinden düşman olalım ki? Yani ben AK Partili bir işte vatandaşla, bir dostumla, arkadaşımla çok rahatlıkla sohbet edebilmeliyim. Onlarla ülkenin ortak çözümleri üzerinden konuşabilmeliyim. Bu dediğim, bu ortak dili konuşabilme, bir müşterekte buluşma Sayın Cumhurbaşkanı'nı şu anda en çok korkutan şey. O yüzden de bütün ülkeyi germekten siyasi bir rant elde etmeyi hedefliyor. Şimdi tabii kapsayıcılıktan bahsettik, yoksulluktan bahsettik. Yani işsizliği gerçi artık tabii ben yine verileri değerlendirelim istiyorum da sizin bir özet geçmenizi. Yani o kadar Tabii memnuniyet. kemiklerimize işledi artık. Hani görmemek, verileri bilmemek de herhalde artık böyle çocuklar bile biliyorlar, öğrendiler. İlk önce şöyle söyleyeyim size Hande Hanım. Türkiye'nin diğer orta üst gelir gruplarıyla karşılaştırdığı zaman 10 milyon daha fazla kişi istihdam etmesi gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de bu ekonomi yapı, iktisadi yapı, bu adına yeni ekonomik model denen şey istihdam yaratmaktan, istihdam sağlamaktan çok uzak. Türkiye 10 milyon kişiye daha fazla iş sağlaması gerekiyor ki bizimle aynı ligde yer alan, üst orta gelir grubunda yer alan ülkelerle aynı oranı yakalayalım. Peki şimdi bu istihdam oranı doğal olarak izleyiciler her seferinde söylüyorlar işte muhalefetin çözüm önerilerini. Ve öyle bir kirli kampanya yürütülüyor ki sanki bizim hiç çözüm önerimiz yokmuş gibi. Ben şimdi hazır sizi de bulmuşken burada İstihdam problemini çözmek için atılmamız gereken birkaç tane adımdan bahsedeyim. İlk önce ben Türkiye'de 3 tane üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Ve bunlar içinde kendimi çok şanslı hissediyorum. Bilkent Üniversitesi, TOBİ Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi. Daha sonrasında şimdi hala yurt dışında yaz döneminde Harvard Üniversitesi'nde kalkınma ekonomisi dersi veriyorum. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'deki üniversitelerle yurt dışındaki üniversiteleri karşılaştırdığınızda Türkiye'deki üniversiteler İşsizliği 4 seneliğini öteleyen kurumlar haline gelmiş durumdalar. Bu üniversiteler gençlerimize gerekli becerileri sağlayamıyorlar. Onlara bir diploma veriyorlar belki ama o diplomanın gerektirdiği yetkinlikleri sağlayamıyorlar. O yüzden de bizim gençlerimiz çıktıkları zaman üniversite diplomasıyla çok doğal olarak hak ettikleri, istedikleri iş ortamını bulamıyorlar. Burada bizim iş dünyamızın da bir hatası var. Bizim iş dünyamız da hani uzaya roket fırlatacak da sanki üniversiteden iyi eleman çıkmadığı için fırlatamıyor moduna giriyorlar. Oradan da uzaklaşmamız lazım. Bizim iş dünyamızın da mutlaka o teknoloji dönüşümünü sağlaması lazım. Yani bu istihdamı sağlamak istiyorsak, nitelikli istihdamı sağlamak istiyorsak, birincisi bir, üniversitelerdeki müfredatları revize etmemiz lazım. İki, iş dünyasının nitelikli elemana ihtiyacı olacak bir üretim yapısını sağlamamız lazım. Ve üniversitelerin bir kısmını şimdi anlatacağım projeyle teknoloji kampüslerine dönüştürmemiz lazım. Bakın ben Türkiye'de dediğim gibi 3 tane üniversite öğretim üyeliği yaptım. TÜBİTAK'ın da girişimcilik destekleri yürütme kurulu üyesiydim. Yani üniversitenin çok önemli bir kısmını avucumun içi gibi biliyorum. Üzülerek söylüyorum. Türkiye'deki üniversitelerin %75'i kapatılırsa bile bu ülke maalesef bir şey kaybetmez. Çünkü çok büyük bir milyonlarca işsiz ordusu yetişiyor. Bizim buradaki önerimiz şu. Bunu bir anekdotla anlatırsam insanların kafasında daha fazla kalır. Bundan bir ay önceydi. Girişimcilik
ekosisteminin çok önemli paydaşlarından bir tanesiyle, bir başarı hikayesiyle bir toplantı yaptık ve orada sordum. Sizde çalışan motokuryelerin kaçta kaçı, yüzde kaçı üniversite mezunu? Dedi ki 1/3'den fazla. Bugün dikkat edin, bu motokuryelerin 1/3'den fazlası üniversite mezunu. Ama bu sektörde 50%'nin de üstünde. Daha sonra şunu sordum. Siz dedim önümüzdeki sene kaç tane mühendis istihdam edeceksiniz? Beyefendinin verdiği cevap şuydu. 3000'in üzerinde bilgisayar mühendisine ihtiyacımız var dedi. Bakın Türkiye'de eğer 3000 tane bilgisayar mühendisini bir şirket istihdam etse zaten ortaya çıkan bilgisayar mühendislerinin neredeyse 1/4'ünü tek bir şirket istihdam etmiş oluyor. Sonradan da ben şu soruyu sordum kendisine. Peki dedim, sizin istediğiniz yetkinliklerde iyi yazılım kullanan, bilgisayar programları arası iyi olan birisini yetiştirmek kaç ay sürer? Maksimum 16-18 ay sürer dedi. O zaman işte bizim projemizi daha da şekillendirme fırsatı bulduk. Belki bu üniversitelerin bir kısmını teknoloji kampüslerine çevirerek burada iş dünyasının önümüzdeki dönemde ihtiyacı olan, aradığı, talep ettiği yetkinlikleri bu öğrencilerimize 16 aylık, 18 aylık programlarla verelim bu teknoloji kampüslerinde. Ve böylece o önümüzdeki dönemki yetkinlikleri verdikten sonra bu üniversiteli genç işsizliğini engelleyelim. Biz buna teknoloji kampüsleri projesi dedik. Bir başka projemizde ikinci şans okulları bugün üniversiteden mezun olduktan sonra diyelim ki işler iyi gitmedi ve işinizden ayrılmak zorunda kaldınız. Sizin tekrardan becerilerinizi yenilemeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Bu becerilerinizi yenileyebileceğiniz okullar inşa edelim ve bunlara da ikinci şans okulları diyelim dedik. Ondan sonra Singapur'da uygulanan bir modeli Türkiye'ye uygulamaya karar verdik. O da şu, Credit for Future Skills diye. Çok da güzel bir program. Her bir vatandaşımıza artık biz bakın size burada Zoom üzerinden ulaşıyoruz. Eğitim teknolojisi. Her bir vatandaşımıza online ders alması için bir kredi sağlayalım. İşte Udemy'den de olabilir, Coursera'dan da olabilir, Türkiye'deki başka yerlerden de olabilir. Ve vatandaşımız kendisini geliştirmek için, kariyerine yardımcı olmak için bu online dersleri aldığında cebinden para çıkmasın. En azından bir yere kadar çıkmasın. Hocam bunun bir kısmı maliyetleri var bu arada. Katılmış bir söyleyin ne kadar var? Tamam siz de mesela oturalım bunun maliyetini şimdi burada canlı yayında oturalım konuşalım. Mesela diyelim ki ben Udemy'den bir ders almak istesem, mesela İngilizcemi genişletmek istesem $15-20 bir para veriyorum. Udemy'nkini bilmiyorum ama benim başvurdum yani siyasal iletişim üzerine bir program 9.500 lira. Tamam. Belki siyasal iletişim üzerine çok iyi çizilmiş bir şey değil ama mesela diyelim ki bir kişi İngilizcesini ya da Almancasını ilerletmek istiyor. Ofis programlarında iyileşmek istiyor. Bunu online derslerle çok rahatlıkla biz size eğer bir 1.000 liralık, 1.500 liralık bir kredi verebilirsek yıl için siz burada sizin o temel yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Mesela Singapur ya da en azından bir kısmı sübvanse edilebilir. O yüzden öğrenmenin hayat boyu olduğunu, özellikle bu 4. sanayi devriminde öğrenmezseniz, yeteneklerinizi geliştirmezseniz maalesef iş bulma şansınız olmadığını göz önüne alırsak böyle bir program başlatalım dedik. Yani buradaki önemli olan nokta şu Hande Hanım. Türkiye'de 209 tane üniversitenin bir kısmını teknoloji kampüsüne çevirelim. Burada 16 ay, 18 ay sürecek iyi çizilmiş, mütevelli heyetinde iş dünyasının önde gelen temsilcilerin olduğu bir yapı kuralım. Hı hı. Bu yetkinlikleri çocuklarımıza kazandıralım. Çocuklarımız belki üniversite 4 sene üniversite okuyup işsiz ordusuna katılmayacaklar ama 16-18 ay bir programa gidip işleri garanti olacak. Ve bu işsizlik problemini böyle çözelim. Eğer biz bu işsizlik problemini çözmezsek, önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin de yaşlandığını göz önünde bulundurursak durum çok daha vahim hale gelecek. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre içerisinde, yani 20 sene içerisinde her 100 çalışan 60 tane kişiye bakmak zorunda kalacak. Yaşlı ve çocuk. Evet. Şu anda bu neredeyse %40 oranında. Eğer biz şu andaki genç nüfusa istihdam sağlamazsak, o zaman bu yaşlanan Türkiye gerçeğiyle beraber çok ciddi bir işsizlik problemiyle karşılaşacağız. Aynı zamanda belki onun kadar ciddi bir sosyal güvenlik problemiyle karşılaşacağız.
her 100 çalışanın 60 kişiye bakmak zorunda kaldığı bir demografik yapımız var. O yüzden de bir an önce bu kur, faiz, borsa üçgeninden kurtulup ekonominin temel yapması gereken şeyin istihdam sağlamak olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Tanıyor musunuz bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde program yaptık. Tam bu işte Çin ekonomisine giriyoruz. Ben de o sıra çalışıyordum Çin ekonomisiyle ilgili. Daha doğrusu Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Afrika kıtası, Asya'daki faaliyetleriyle ilgili bir çalışma yapıyorum. O sırada da Doktor Fatih Oktay Bey'in Çin Yeni Büyük Güç ve işte Değişen Dünya Düzeni ile ilgili bir kitabı var. Onu okumuştum. Şimdi Çin ekonomisiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapınca dedim ki eyvah. Yani çünkü tek bir kanaldan geliyor. Bunun böyle bir şey olmadığını tabii ben bir gazeteci olarak hani böyle bizde şey vardır bilirsiniz. Ayşe teyzeye anlatır gibi anlat derler. Toparlayabildiğim kadarıyla anlattım. Sonrasında da Fatih Oktay Bey misafirimiz oldu. Tüm ayrıntılarıyla anlattım. Biraz önce söylediğiniz gibi istihdamın, işte efendim ithalatın, ihracatın birçok kolunun olduğunu, yani Çin'in bugünlere gelmesinde bir kere zaten hani bir tarihsel süreç var, kimlik farkı var. Dolayısıyla bunun böyle tek kanaldan yürütülemeyeceğini anlattı. Çok da güzel anlattı. Sizin de bu projeyle örtüşen çok fazla şey olduğunu görüyorum şimdi Fatih Oktay Bey'in anlattığıyla. Dolayısıyla aklın yolu bir. Ama 2007 mezunuyum, ben şunu söyleyebilirim. Üniversitede, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Uşağı kampüs açmışlardı. Makine mühendisleri var. Hep kitaptan çalışıyor arkadaşlar. Ya sizin hiç işte ne bileyim atölyeniz, laboratuvarınız bir şeyiniz yok mu arkadaşlar? Yani dediler ki hadi biz motor görmeden mezun olacağız. Maalesef. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fatih Bey'i tanıyorum. Hatta son çalıştığım üniversitede de ders evet, verdi. Evet doğru. Tabii ki Fatih Bey'i tanıyorum ve o dersi de çok popüler bir dersi. Evet. Şimdi buradan biraz belki iktidara sataşabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi her şeyi sıkıştıkları zaman çok basite indirgemeyi seviyorlar. Çok detaylı düşünmeyi sevmiyorlar. Mesela diyelim ki şimdi döviz rezervlerini bitirdiler, Merkez Bankası'nın rezervlerini bitirdiler. Daha sonrasında faizleri de düşürmek istiyorlar. Fakat faizleri düşüreceğinde Türk lirası çok değersizleşecek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı faizleri düşürmek istediğini söyledi. Zaten ne dedi, her dediğini yapan bir kapı kulu askeri var, Merkez Bankası Başkanı. Bir de işte gözlerinden medet ummamızı bekleyen bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Evet, onlar da tam faizi düşürün dediler. Öyle. Evet, sonrasında mesela Türk lirası değer kaybettiğinde ve her şey kötü etkilendiğinde, hayat daha pahalı olduğunda, dış finansman ihtiyacımızı karşılamamız daha maliyetli olduğunda, bu zora girdiğinde dediler ki bu Çin modeli. Öyle, Çin modeli bu. Ve sanki Çin modelini sadece paranızı değersiz hale getirerek uygulayabileceğinizi düşündüler. Çin modeli bu kadar basit bir şey değil. Dünyada gerçekten iyi bir kalkınma reçetesi yazmak istiyorsanız o zaman biraz daha detaylı düşünmeniz gerekiyor. Ve daha da önemlisi ekonomistlerle beraber düşünmeniz gerekiyor. Bakın bugün Merkez Bankası Başkanı'nın tezinin intihal olduğuna dair çok ciddi şüpheler var. Zaten oradaki o tez üretme merkezine baktığınız zaman orada yazılan tezlerin kimler tarafından yazıldığını komiteyi görüyorsunuz. İkincisi Sayın Nebati'nin herhangi bir şekilde devlet yönetme tecrübesi olmadığı gibi o bakanlığın gerektirdiği liyakati de sağlamadığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı hiç anlatmaya gerek yok. Hani ben ekonomistim diyor ama Türkiye'de tek, yani ekonomide tek bir faiz olmadığını bilmeyecek kadar ekonomi cahili ve dış finansman ihtiyacının sadece cari dengeden sağlandığını bilmeyecek kadar ekonomi cahili. Bütün bunlar birleşince tam bir kusursuz fırtına oluyor. Ve biz hani üç tane gerçekten ekonomiden bir haber insanı faizleri düşürelim, Türk lirası da değersizleşsin, ona da Çin modeli dediği bir abuk subuk bir anlayışa teslim oluyoruz. Bunun sonucunda tabii ki Türk lirası çok fazla arttığında bunlar tutuştu. Neden ki Türk lirası böyle değer kaybetmeye devam ettikçe, dolar da 18 liraya geldikçe bankaların sermaye yeterlik rasyoları problematik hale gelmeye başladı. İnsanlar bankacılık sisteminden paralarını çekmeye başladılar. Şey artmaya başladı, enflasyon çok artmaya başladı. Ha, o zaman dediler ki kur korumalı mevduat sistemi diye bir şey uyduralım. Ve bunu bir mucizevi reçete olarak görelim. Peki biz bunu nereden hatırlıyoruz? Sizin yaşınız yetmiyor ama 1970'lerde bu uygulandı.
dövize çevrilebilir mevduat ve tam bir faciayla sonuçlandı. Şimdi baktığınızda hatasında ısrar eden ve bu ısrarı sonucunda her seferinde bize daha fazla bir maliyet getiren bir ekonomi yönetimini görüyoruz ve bunun faturasını maalesef biz 83 milyon olarak ödüyoruz. Yani sadece burada da değil, tarımda ödüyorsunuz, dış politikada ödüyorsunuz, sanayileşememede ödüyorsunuz, her şeyde ödüyorsunuz. Cidden çok geri kaldık. Yani tarım 4, sanayi 4 derken iş aldı başını gitti. Geçen Elon Musk'la oğlunu izliyorum. Birlikte uzaya gönderdikleri roketi izliyorlar. Biz burada cemaatlerin elinden çocukları nasıl kurtaracağız diye düşünüyoruz. Haklısınız vallahi. Yani şeyde Türkiye bunu hak etmiyor. Yani Türkiye bu kadar büyük bir ayrışmayı hak etmiyor. Bugün mesela Sayın Cumhurbaşkanı işte hala ısrarla aklımızla alay ede ede işte Almanya enflasyondan kırılıyor, insanlar Amerika'da işte gıda bulamıyorlar deyip bizi kandırabileceğini düşünüyorlar. Onun anlaması gereken şey şu: biz 1930'ların Almanya'sında yaşamıyoruz. Bugün bilgiye her taraftan bilgiye erişebiliyoruz. Bugün ekonomi okuryazarlığı, Türkiye'nin ortalama ekonomi yazarlığı Sayın Cumhurbaşkanı'na fersah fersah ötesinde. Bugün enflasyonundaki artışın yüzdesine bakarak Türkiye'nin iyi durumda olduğunu anlatmaya çalıştığınızda A Haber gibi sadece komik duruma düşüyorsunuz. Orada trajikomik hikayeler anlatıyor. Orada trollerden bir tanesi Türkiye'nin enflasyonunu diğer ülkelerin enflasyonu toplamı zannediyor. Yani maalesef hani bu cehalet onlara yakışıyor fakat Türkiye bunu hak etmiyor. Evet. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Harikaydı gerçekten. Çok sağ olun. Programı çok önemsiyorum. Ve tabii dediğim gibi yani bu eksik noktaları böyle oldu çünkü. Ben ama hocam bu da eksik dedim. Bizim onunla ilgili projemiz var dediniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Beni bir daha çağırırsanız diğer projeleri de memnuniyetle anlatırım. Her zaman bekleriz. Tabii ki. Yoğun temponuzda bize ne zaman vakit ayırırsanız ekran sizin. Çok teşekkürler. Ben de bu vesileyle bir kez daha bize kendimizi anlatma, çözüm önerilerimizi sunma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar. Sağ olun, hoşçakalın. Tekrar. Hoşçakalın. Sağ olun.